Günaydın. Sustain Talks Powered by Esri Türkiye Tarıma Değer, Hayata Değer etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Günümüzde teknoloji kullanımının artması ile iş yapış biçimleri farklı boyutlara taşındı. Dijital dünya yeni oyuncuları yaratmaya devam ediyor. Günümüzde istikrar arayan ülke ekonomileri ancak üreterek sağlıklı ve sürdürülebilir bir büyüme yakalayabilir. Bununla birlikte artan dijitalleşme, bilgi ve teknoloji temelli yeni bir ekonomi modeline geçişi adeta zorunlu kılıyor. Bu bağlamda Sustain Talks, Powered by Esri Türkiye, gelecek nesiller için sürdürülebilir bir hayata bugünden alınması gereken önlemlerin yol haritalarını çizecek bir etkinlik serisi olarak tasarlandı. Bu seride değerli konuşmacılar, özel ve kamu kurumları, sivil toplum kuruluşlarından çok değerli katılımcılar ile sürdürülebilir kalkınma yolunda önem taşıyan çeşitli alanlara değineceğiz. Sustain Talks Powered by Esri Türkiye etkinliklerimiz sürdürülebilir tarım ile başlayacak. Enerji, akıllı şehirler, iklim değişimi ve suda yaşam, üretim ve otomasyon gibi gündemdeki önemli konu başlıkları ile devam edecek. Coğrafi verilerin teknoloji ile değerlendirilmesi, sürdürülebilir bir yaşamın optimize edilmesi için çok önemli bir faktör olmaya devam ediyor. Tarıma değer, hayata değer teması kapsamında herkesin ortak bir payda oluşturarak çalışması gerekmektedir. Bu çalışmalar için tüm paydaşları bir araya getirmek de Sustain Talks Powered by Esri Türkiye etkinliklerinde mümkün olması için bizler çalışıyoruz. Dijital dönüşümün günümüz teknolojileri ile bambaşka olanaklar ile daha verimli ve yaşanır bir gelecek oluşturmamıza yardım eden bir araç olduğunu her an izliyor, biliyor ve tecrübe ediyoruz. Dolayısıyla bunun optimizasyonunu gelin yetkili ağızlardan dinleyelim. Söyleşi programı olarak tasarlanmış olan bugünkü Sustain Talks Powered by Esri Türkiye etkinliğimizde çok değerli konuşmacılarımız var. Şimdi ilk Fireside Chat konuklarımız ile başlıyoruz. Tarımda Ar-Ge ve inovasyon konusu ile ekrana moderatörümüz Esri Türkiye Strateji ve İş Geliştirme Direktörü sevgili Hande Bilir. Konuşmacılarımız Stockholm'de yapılan 2021 Global Startup Ödülüne sahip BioLeverage şirketi kurucu ve ortağı sevgili Duygu Yılmaz ve Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Sayın Doktor Nevzat Birişik'i ekrana alıyorum. Nevzat Bey'i de alalım. Hoş geldiniz hepiniz. Söz ve ekran sizde dostlar. Çok teşekkür ediyoruz Serap Hanım. Öncelikle tüm konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza saygılarımı ileterek başlamak istiyorum. Bugün iki değerli konuğumla önce tarımda Ar-Ge'yi ulusal boyutta ele almak, politikalarımızı anlamak, akabinde de inovasyona odaklanmak istiyorum. Bu sebeple öncelikle Sayın Genel Müdürüm Nevzat Bey, sizden başlamak isterim. Etkinlik öncesi konuşmamızda tarım varsa insan var demiştiniz. Bu cümleyi şöyle en başa yapıştırarak başlamak istiyorum konuşmamıza. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanmasında TAGEM'in rolü nedir? Tarımda sürdürülebilirliği, tarım sektörümüzü büyüterek nasıl sağlarız? Bu konularda değerli katkılarınızı almak isteriz. Buyurunuz. Çok naziksiniz Hande Hanım. Duygu Hanım'a da selamlar. Bütün dinleyicilerimize de selamlar. Tarıma değer, hayata değer bence çok güzel bir ifade olmuş. Ama bu işin neticede insana değmesi, insan derken de burada aslında bugün ana konumuz çiftçiye değmesi gerekiyor. Tarımda entelektüel konuşmalar çok keyif verici. Çünkü değer katıyor insanlara, yapılan işe değer katıyor. Şimdi sürdürülebilir bir tarım için kabaca 3 tane ana aks var. Yapılan faaliyetin ekonomik olarak sürdürülebilir olması gerekiyor. Yapılan faaliyetin sosyal olarak sürdürülebilir olması ve doğal kaynaklar üzerinde de sürdürülebilir bir kullanıma sahip olması lazım. Küresel olarak bu ölçülen de bir parametre. Eğer tarımsal faaliyetiniz bu açılardan herhangi birinde eksikse bu sürdürülebilir değildir. Çiftçi para kazanmalı. Çiftçi eğitime, sağlığa, diğer hizmetlere ulaşabilmeli. Bizim refah diye tanımladığımız hususlara ulaşabilmeli. Ve kullanmış olduğu toprak, su, biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynaklarda sürdürülebilir kılması gerekiyor. Şimdi bizim buradaki rolümüz ne? Biz aslında
TAGEM 130 yıllık bir kuruluş. 1894 yılında 127 yıl önce ya da 128 yıl önce İstanbul Pendik'te kullanılan bakterioloji şahaneden beri bu ülkede bir tarımsal ARGE var. Bugün de 6500 çalışanı, 49 enstitüsü, Türkiye'nin tüm satında yayılmış altyapısı, 200 bin dekar arazisiyle Türkiye'nin en köklü, en büyük ve en yaygın ARGE teşkilatı. Tarım denilince bitkisel üretim, hayvancılık, su ürünleri, arıcılık, tavukçuluk gibi alanlardaki kullanılan teknolojinin girdiğinin know-how'da %70'i bu sistemden çıkıyor. Ve bizim temelde bu sürdürülebilirliği sağlamak için 4 sorumuz var. Birincisi, biz bu ülkede 85 milyonun olan, hatta diğer bir bakış açısıyla yerkürede yaşayan herkesin serveti olan biyolojik serveti koruyoruz. 34 gen bankamızla mikroorganizmadan hayvanlara, bahçe bitkilerinden tohumlu bitkilere, süs bitkilerine, deniz canlılarına kadar hepsini koruyoruz. 32 gen bankamızda üçlü yedekleme yapıyoruz. Yani bir gen bankasında bir tohumu saklarken onun yedeği bir başka gen bankasında, ayrıca ekilip biçilir bir vasıfta başka bir yerde. Toplam 318 bin materyal saklanıyor. Üçlü yedekle dediğimizde bu 1 milyonu buluyor. Devasa bir iş. Üstelik bunlar yaşlanıyor, karışıyor, bulaşıyor, hastalanıyor. Sürekli elde tutmamız lazım. Diğer yaptığımız ikinci faaliyet ise ARGE inovasyon. ARGE inovasyonla yapmak istediğimiz şey ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak. Yani gen kaynaklarını koruyarak doğal sürdürülebilirliği sağlıyoruz. Çünkü aşırı kullanılan bir bitki, aşırı kullanılan bir toprak, az kullanılan bir mikroorganizma kayboluyor. Ekonomik sürdürülebilirlik için ise çiftçinin yaptığı işten memnun kalması lazım. Kullandığı girdi, maliyet, onun zamanı, finansal maliyetleri vesaire üst üste koyduğumuzda kaliteli, verimli, dekardan yüksek gelir getirici, hatta raf ömrü ve muhafaza ömrü uzun, yeterli gelir elde edebilecek ürünler elde etmesi lazım. Bunun için de hem hayvanda birim başına aldığı geliri arttırmanız lazım, hem de tarlada. Örneğin koyunu düşünelim. Koyun dediğiniz canlı varlık çiftçi için et demek, süt demek, yapağı demek. Eğer yapağı kalitesi düşmüş ve yapağından para kazanamıyorsa bu defa bir sorun demek. Eğer süt miktarı azalmış, sadece etten kaynaklanıyorsa et ucuz olduğu zaman gelir kaybı demek. Dolayısıyla bu göründüğünden daha kompleks bir ekosistemdir. Onu yönetmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin diğer bir yönü ise dedik ki sosyal sürdürülebilirlik. Şimdi sosyal sürdürülebilirlikte ise çiftçi tek başına değil. Merkezi hükümet, yerel hükümet, sivil toplum örgütleri burada aslında itibara varana kadar, yani çiftçi milletin efendisidir. Ama bizim bugünkü sosyal dokumuzda köyde yaşıyor olmak, kırsalda yaşıyor olmak, çiftçilik yapıyor olmak itibarlı bir şey değil. Yani hakikat bu. Tarımsal faaliyet yaptığı için evlenemeyen bireylerden bahsediyoruz. Bakın, gelir düşüklüğünden değil. Dolayısıyla kırsalda toplamda refahı arttırmak için ise sizin bazı politika enstrümanları geliştirmeniz lazım. İşte üçüncü faaliyet alanımız da bu. Kırsalda geliri yükseltmek bazen sorunu çözmüyor. O faaliyetle uğraşan insanların kendini değerli hissetmesi, siyasal sisteme katılması, çocuklarının geleceğiyle ilgili eğitime katılma, fırsat eşitliği ve benzeri haklarını kaybetme duygusu yaşamaması ve doğalgaz, enerji, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi hususlara da kolay erişmesi lazım. İşte bu da bizim kırsal kalkınma yatırımları yönündeki politika araçlarımız. Tarım Bakanlığı diğer bileşenlerle birlikte bunu yapıyor. Şimdi bu ekosistemde tek başına değiliz. Örneğin Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi, KOP Projesi, DAP Projesi gibi bölgesel kalkınma projeleri var. Ayrıca kalkınma ajansları var. İpek Yolu Kalkınma Ajansı, İSKA, İstanbul vesaire, biliyorsunuz. Sanayi Bakanlığı'na bağlı. Belediyelerin bir takım görevleri var. Bizim kırsal kalkınmayla ilgili TKDK diye bir birimimiz var. Ayrıca il müdürlüğümüzde yürüttüğümüz faaliyetler var. İşte bunların koordine edilmesi ve kırsal alanda sudan eğitime kadar tüm ihtiyaçların giderilmesi lazım. Şimdi birkaç veri daha paylaşmak istiyorum. Şimdi bu gelir düşüklüğü, refah düşüklüğü ve itibar düşüklüğü aslında tarımda göz ardı edilen önemli bir konu.
Tarımsal faaliyet yapan insanlar ortalama vatandaşımızın 1/3 kadar gelir elde ediyor. Yani çiftçilerimizin geliri diğer vatandaşlarımızın gelirinin 1/3. Bunun muhakkak surette artırılması gerekiyor. İkincisi ise refah düşüklüğü. Doğalgaz güvenlik ve sağlıktan mahrum olduğunda aynı gelir seviyesine sahip bir insan kırsalda yaşaması ile şehirde yaşaması arasında refahta ise yarı yarıya bir kayıp olur. Tek başına doğalgaza erişim sizin refahınızı %60 arttırıyor. Çünkü doğalgaz her daim gaz artı sıcak su demek. Diğeri de bizim köylülere olan bakışımız, çiftçilere olan bakışımız ve kırsal olana, alana olan bakışımız aslında biraz pastoral olarak değerli. Hani şiirlerde, hikayelerde, resimlerde güzel olmakla birlikte kentli nüfusumuz, %80 olan nüfusumuz kendini kırsalda güvende hissetir. Ciddi bir güven sorunumuz var. Yani bu sadece hani terör faaliyetleri gibi değil, düşünülmesin lütfen. Yani diğer tüm sahiplerine beraber kendini güvende hissetmesi, sosyal güvenlik dahil buna mesela. Yani yarın öbür gün yaşlandığında ya da bir iş kazası yaşadığında ne olacağıyla ilgili. İşte tüm bunları düşündüğümüzde TAGEM temelde şunu hedefliyor, özetleyelim. Ekonomik sürdürülebilirliği sağlamak için verim ve kaliteyi arttırmak, özellikle de çiftçinin alışkanlıklarını değiştirmek için ekolojik olarak belirli süre sonra bir yerde artık o ürün yetişmiyor. Yeni tür ve çeşitleri o bölgeye adapte etmek. Bu ise yetişkin bireylerin davranışlarının değiştirilmesi demek. İşte eğitim yayın görevimiz de buraya devreye giriyor. Biz şu anda 80 ilde toplam 10 yıl içerisinde 81 ilimizde 10 yılda 800 ilçemizde ilçe bazlı teknoloji ve çeşit transfer projesi yürütüyoruz. Yani Çorum'da bir il düşünelim, Sungurlu, ilçe düşünelim Sungurlu. Orada yetiştirilen 3 ürün var, buğday, arpa, nohut. Biz bunlara yeni çeşitler ilave edeceğiz. Ayrıca anason kekik gibi yeni 1-2 tür sokacağız bu iklim değişikliğine uyup. Maliyetleri düşürmek için ise bu çok daha kritik ve yüksek inovasyon becerisi gerektiren bir şey. Çünkü çiftçinin de kendi iş gücü dışında kullandığı tüm girdiler büyük bir maliyet. Bu gübre, teknoloji, yakıt, tohum vesaire demek. Burada da çiftçinin için daha basit çözümler üretmemiz gerekiyor. Daha hafif tarım makineleri, tarımsal atıklardan, gübrelerden daha etkili gübre elde etmek, yarayışlı olmadığını düşündüğü bazı çıktıları kullanmak gibi. Sürdürülebilirliği sağlamak açısından ise Türkiye'de şöyle bir durum söz konusu. Tarım bir kültür aslında. O yüzden İngilizcesi agriculture. Yani bir yaşam şekli. O yaşam şekli bozulduğunda yeni neslin o işe penetrasyonu çok zor olur. Dolayısıyla mümkün olduğu sürece biz halihazırda ailesi tarımla iştigal eden insanların tarımsal eğitime yönlendirilmesi, yüksek bilgi ve teknolojiyle donatılması, aile çiftçiliğin korunarak modernize edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de çalışmalarımız var. Diğer bir husus ise elbette ki ne tek başına Tarım Bakanlığı bu işi çözebilir ne de tek başına TAGEM. Burada ekosistemin buna müsait olması gerekiyor. O sebeple biz TAGEM'i Türkiye'de tarım ve gıda alanındaki ARGE inovasyon çalışmalarının odağı olarak kabul ediyoruz. Ve bu odağın çevresinde üniversiteler var, sivil toplum örgütleri var, belediyeler var, STK'lar var, diğer bakanlıklar var. Biz ARGE yapanlara destek veriyoruz. Ve hedef kitlemiz de çok net. Biz gençleri hedefliyoruz. Kamuoyunda maalesef özellikle 40 yaş altı yeni nesil gençlerin işte belirli alanlara ilgisizliğinden bahsediyoruz. Çok böyle özverili olmadıklarından yakınıyoruz. Ben tam tersini düşünen birisiyim. Bana göre yeni nesil çok daha zeki, çok daha kolay öğreniyor, daha fleksibil, artıları çok fazla, sınır tanımıyor, dil becerisi daha yüksek. Dolayısıyla tarımsal iş gücüne, özellikle nitelikli iş gücüne gençlerin penetrasyonu içinde gençlerle ilgili çalışıyoruz. Doğal kaynaklarla ilgili de son iki bir şey söyleyelim ve kapatalım. Türkiye sahip olduğu flora ve fauna da çok ciddi zenginliklere sahip. Yani endemik bitkiler, endemik hayvan türleri. Bunların tespit edilmesi ve korunması gerekiyor. Ama koruma sadece gen bankalarında olmuyor. Koruma alanlarının ilan edilip orada korunması ve yapılan bazı tarımsal faaliyetlerin de bunlar üzerindeki baskısının azaltılması gerekiyor. O sebeple ekim nöbeti, çok yıllık bitkilerin ekilmesi, mesela bu çok basit gibi gelebilir. Şöyle bir örnek vereyim. Siz
buğday mısır ektiğiniz bir tarlayı düşünün. Buğdayı ekmek için, mısırı ekmek için iki defa sürüyorsunuz. Hasat etmek için tekrar, tekrar tekrar ve bir süre sonra toprak elden çıkıyor. O sebeple diyoruz ki çok yıllık buğdaygil bitkileri var. Bir yıl ekelim, 10 yıl boyunca o toprağı tekrar sürmeden hasat edebiliriz. Ya da şeritvari ekimler ya da hasada ekim gibi, bunlar da bizim geleceğimizi kurtaracak olan şey. Çünkü toprağı ve suyu ikame edecek hiçbir doğal kaynak yok. Ben bu görüş ve düşüncelerimi paylaşma fırsatı bulduğum için çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Soru ve cevap ya da katkı olursa mutluluk duyarım. Sağ olun. Çok teşekkürler katkılarınız için Sayın Genel Müdürüm. Öncelikle sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve doğal kaynaklar açısından bir bütün olarak ele alınması konusundaki düşünceleriniz ve TAGEM'in bu konuda her bir alana yönelik yaptığı çalışmalar ulusal politikalarımız açısından çok değerli. Ben açıkçası TAGEM'in pek çok gen bankası olduğunu biliyordum ama biyolojik servetimizi 32 gen bankasıyla ve üçlü yedekleme sistemiyle yaptığımızı da bilmiyordum. Doğal kaynakların korunması açısından da çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyorum bu çalışmaların ülkemiz adına. Ve ekonomik olarak sürdürülebilirliğin sağlanması kapsamında hem maliyetlerin düşürülmesinin hem ekonomik olarak verim ve kalitenin artırılması için TAGEM'in yürüttüğü çalışmaları dinleme fırsatı bulduk. Özellikle sosyal olarak ele aldığımızda çiftçinin refah düzeyinin artırılması, gelirinin ve itibarının korunması, artırılması konularında da TAGEM'in çalışmaları olduğunu öğrenmiş olduk. Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için. Eğer herhangi bir soru olursa konuşmacı katılımcılarımızdan daha sonrasında tekrar yönelteceğim Sayın Genel Müdürüm. Müsaadelerinizle Duygu Hanım'la sohbete devam etmek istiyorum. Duygu Hanım, zeytin çekirdeğinden biyoplastik üretimini gerçekleştiren, hatta deri üretimini gerçekleştiren büyük bir inovasyonla başlamış yolculuğuna bir firmanın kurucu ortağı ve CEO'su. Ben açıkçası hikayenizi dinlediğimde, okuduğumda çok heyecan duydum Duygu Hanım. Onun için özellikle bizi dinleyen, Sayın Genel Müdürüm de gençlerimizi hedeflediğimizi söyledi. Özellikle bizi dinleyen gençlere ve girişimcilere de çok ilham olabileceğini düşünüyorum. Eğer firmanızı tanıtarak ve hikayenizi anlatarak başlarsanız çok memnun olurum. Merhabalar Hande Hanım. Öncelikle sizi ve Sayın Genel Müdürüm, sizleri saygıyla selamlıyorum. Herkese günaydınlar diliyorum. Ben Duygu Yılmaz. Boyölev şirketinin kurucu ortağı ve CEO'suyum. Gıda mühendisiyim. Öğretim görevlisiyim. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde girişimcilik eğitimi veriyorum. Aslında bizim hikayemiz 2014 yılına dayanıyor. Ben üniversiteden mezun olduktan sonra kurumsal hayatta devam ederken mühendisliğime, bir hafta sonu babamın kahvaltıda zeytin çekirdeği yutması üzerine midesine iyi geliyor düşüncesiyle, gerçekten zeytin çekirdeğinin böyle bir faydası var mı, vücuduna bir zarar verir mi diye zeytin çekirdeğini araştırmamla başladı hikayemiz. Sonrasında ilk olarak zeytin çekirdeğinin içerisindeki antioksidanlara yöneldim. Bunlardan bir gıda takviye ürünü üretebilir miyiz diye. Çünkü hem zeytin çekirdeğinde hem de yaprağında çok güçlü bir antioksidan madde var, oloropein isminde. Özellikle bazı hastalıkların tedavisinde iyileştirici özelliği olduğu çalışmalar var. Tabii kanıtlanmış değil, yayınlar, makaleler var bunlarla ilgili. Aslında ilk etapta oloropein maddesinin üzerine yoğunlaşırken şu anki ortaklarımla da üniversiteden arkadaştık biz zaten hazırlık sınıfından. Onlarla okul kantininde kafa kafaya verip zeytin çekirdeğinden biyopolimer nasıl üretebiliriz diye oluşturduğumuz bir iş fikri. Dünyada ilk olan bir teknoloji. Biz zeytinyağı fabrikalarının atıklarını topluyoruz. Hiç kullanılmayan, artık pirina yağı çıktıktan sonra da kalan o posayı alıyoruz. Bu aslında ne demek? Biz üreticiyi de bir alanda desteklemiş oluyoruz. Çünkü her yıl sadece bizim ülkemizden 500 bin ton kadar pirina atığı çıkıyor. Ve bu atıklar Ege bölgesinde yakılıyor. Yakıldığında kömürden 12 kat daha fazla karbon monoksit salgılıyor doğaya. Yani yakılması aslında sanayide doğru bir hareket değil. Biz aslında bu atığı alıp yeni bir malzeme türüne dönüştürüyoruz.
Bunu yapmamızın en büyük sebebi de hepimizin bildiği gibi hayatımızdaki plastiklerin çoğu petrol türevli. Petrol kaynaklarından üretiliyor. Ve biz aslında Türkiye 6. sırada plastik kullanımı olarak çok yüksek miktarda plastik üretimi var, özellikle ihracatta. Otomotivden elektroniğe, gıda ambalajlarından tekstile kadar birçok alanda biz plastik kullanıyoruz. Kıyafetlerimizde, sentetik derilerimizde. Bütün bunların aslında üretimini baz alarak, hedefleyerek biz doğal bir polimer üretip aslında bunların yerine geçebilecek doğayı ve insan sağlığını koruyan bir plastik türü geliştirdik diyebilirim. Harika. Aslında hep bahsettiğimiz atıkların tekrar hayata kazandırılması, bir ham madde olarak tekrar üretim sürecine dahil edilmesine de çok güzel bir örnek. Tam bir döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlikle ilgili güzel bir örnek diye düşünüyorum. Fabrikanızda yürüttüğünüz sürdürülebilir üretim sürecini de anlatır mısınız bize? Nasıl bir üretim süreciniz var? Sizin ürettiğiniz atıklar ne oluyor? Bu konuyu da ele alıyor musunuz? Tabii ki. Aslında Bayoliv 2017 yılında kuruldu. Türkiye'nin önde gelen firmalarından birinden yatırım alarak kurulduk biz. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark'ın içerisinde kendi ofisimiz ve Ar-Ge laboratuvarımız vardı. İlk olarak yurt dışına ihracat yapmaya başladık ham madde olarak gıda ambalajları için. Sonrasında 40'a aşkın ulusal ve uluslararası alanda birincilik elde ettik. Bu çalışmalar dünyanın en başarılı 10 genci arasına girmemizi sağladı, beni ve ekibimi. Patentimiz uluslararası alanda birincilik elde etti ve sonrasında Amerika'dan çok fazla talep gelmeye başladı böyle bir yatırım talepleri. Biz o süre içerisinde aslında Türkiye'de kendi çevremizden daha büyük bir yatırım grubundan tesis yatırımı aldık. Ve şu anda da Tuzla deri sanayi içerisinde daha büyük kapasiteli bir tesisimizin kurulumu sağlandı. 2 yıldır aslında bu tesisin kurulumu sağlandı ve nasipse bir aya aylık 500 tonluk kapasiteli tesisimiz açılacak. Aslında ülkemizde desteklenen bir proje Bayoliv. TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri aldı. Doğrudan aslında Cumhurbaşkanımız tarafından da desteklendi. Ve bu tesisin açılışından sonra biz şunu hedefliyoruz. Sadece biz son üründe müşteriye doğal bir ürün sunmak değil, aslında hepimizin bildiği bir karbon offset konusu var. Yani özellikle işte tekstilde 2025'te başlıyor. 2030 sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda bugün Türkiye'de plastik üreticileri yurt dışına ürün gönderdiğinde bir vergilendirme sistemine tabi tutulacaklar. Petrol türevi kullanımı başına. Aynı şekilde Avrupa'daki müşteriler de öyle. Şimdi biz burada karbon offset raporlama sistemini sunmak için aslında bir proses düzenliyoruz. Ben ve ortaklarım. Yani bu nedir? Aslında çıkan atığın yeni bir ürüne dönüşmesi, elektrik enerjisinin güneş panellerinden gelmesi, prosesin çok daha kısa tutulup, çok kısa sürede çok daha fazla ürün üretimi ve bunu çok daha düşük enerjiyle sağlamak ve bunun haricinde kendi çalışanlarınızın ve ham maddeye geliş sürenizin lojistik süresi bile, yani şöyle anlatayım size, bugün Hatay'dan bir zeytin çekirdeği getirmekle İzmir'den ya da Bursa'dan Tuzla'ya getirmek arasında yine aslında karbon ayak izi kısmında bir fark var. Ne kadar uzatırsanız o kadar aslında daha fazla karbon ayak izine sebebiyet veriyorsunuz. Ya da bunların haftalık mı gelmesi gerekiyor, aylık mı gelmesi gerekiyor? Bunların her birinin aslında hesaplanması lazım. O yüzden de biz zaten Türkiye'de üretimi yapmayı en çok hedeflediğimiz konulardan biriydi. Yurt dışına gitmemizin sebeplerinden biri de, en önemli sebeplerinden biri de buydu. Türkiye zaten zeytinyağı üreticiliğinde 3 ve 4. sırada değişiyor her yıl. Ham maddeye yakınlık çok önemli, limana yakınlık çok önemli ihracat için. Bütün bu prosesleri baza alarak ve bu alanda kendini geliştiren bir ekibimiz var. Düzenli bütün bu eğitimlere katılıyoruz ki yeni üretim tesisimizde de sadece ham maddede yanıt vermeyelim, karbon ayak izi vergilendirme sisteminden de müşterilerimizi muaf tutalım. Evet. Çok güzel. Peki yarattığınız bu değer, bu buluşun kazanımlarını da paylaşır mısınız bizimle? Yani eğer bir sakıncası yoksa firmanızın şu anki ederi, değeri ya da şu kadar plastikten kurtulmuş olduk, biz şu kadar zeytinden üretim yaptığımız için, zeytin çekirdeğinden gibi bilgileri de paylaşabilir misiniz? Tabii
ki. Bahsettiğim gibi aslında ülkemizde her yıl 500 bin ton atık çıkıyor. Dünyada ise 6 milyon ton atık çıkıyor. Bu da şu demek, %70 verimde. Yani biz normalde tonaj üzerinde %70 verimde ham maddeye dönüştürüyoruz bunu. Peki plastik ürettiğimizde nasıl bir fark oluşturuyoruz? Bitkiseller ürettiğimizde nasıl bir fark oluşturuyoruz? Normalde biz 1 kilogram atıktan 4 metrekare deri üretebiliyoruz. Normalde de bahsettiğim gibi plastikte de %70 verimle çalışıyoruz. Ve bugün gıda ambalajlarından, elektronik sektöre, medikal serum malzemelerinden, kozmetik ambalajları, biyosilikon, dünyada ilk defa biyosilikona uyumlu bir ham madde geliştirdik biz. Normalde hepimizin bildiği gibi silikon ham maddesi hem maliyeti yüksektir hem de kimyasal aslında bir ürün. Bunu bitkiler tarafından üretiyoruz ve ayrıca müşterilerimize bazı ürün türlerimize maliyet avantajı da sağlıyoruz. Keza deride de aynı şekilde. Deri çalışmasında bir tekstil partnerimizin bize bu fikri sunmasıyla biz çalışmalara başladık. Ürününüzden deri üretebilir miyiz diye. Ve sonrasında şunu fark ettik ki normalde hayvansal deri üretiminde doğaya ciddi anlamda zararlar mevcut tabii ki. Avrupa Birliği artık bitkisel çözümler istiyor. Fakat bakıldığında da sentetik deride plastiğin aynısı, plastik poliüretan bazlı deri üretimi. Hem müşteri kullanıcısı açısından kalite düşüklüğüne sebebiyet verdiği alanlar var. Hem maliyet avantajı sağlamak için biz bitki özlerinden de şu an dünyanın en yüksek oranda bitkisel deri üretimini gerçekleştirdik. Müşterilerimize sunduğumuz en önemli özelliklerden biri, dünyada Avrupa'daki rakiplerimizin çoğu gıda kaynaklı. Yani şeker kamışı, mısır koçanı, nişasta gibi. Şimdi Birleşmiş Milletler SDG kapsamında şunu da söylüyor. Son üründe faydalı bir ürün sağladığınızda, üretim proseslerinde eğer petrol türevli plastik üretim prosesinden daha fazla su ve karbon ayak izine sebebiyet veriyorsanız, bu aslında doğru bir ürün üretimi olmuyor. Yani ya da PLA, PHA, PHB dediğimiz bakteriyel fermantasyon yöntemlerinde üretilen bitkisel polimerler var. Bunların da maliyetleri çok yüksek olduğu için müşterileri etkiliyor tabii ki. Bugün zaten hani artık plastik fiyatları çok değişken, bir anda iki katına çıktığında son ürüne yansıyacağı için hayatımızdaki bir işte ambalaja, bir gıda ambalajına, bir kozmetik ürüne, bir elektronik ürüne, bir televizyona, her birine yansıyacağı için bunları ne kadar maliyetini düşük bir şekilde üreticiyi de aslında zorlamadan üretmek önemli diye yola çıktık biz. Ve yaptığımız hem deride hem plastikte swotlarda öncelikle geri dönüştürülebilir değil biyopolimerler. Bunu baz alarak geri dönüştürülebilir bir polimer ürettik. Yani bizim ürünümüz doğrudan döngüsel ekonomi kapsamında yer alıyor. 2019 yılında da UN tarafından seçilip ülkemizi İsviçre'de bu alanda temsil etme hakkına sahip oldu globalde. Bütün bu prosesler baz alınarak döngüsel ekonomi kapsamında maliyeti düşük geri dönüştürülebilir özellikler müşteriye kazandırıyor. Çok teşekkürler. Bu oturumda biz ülkemizin tarım alanındaki Ar-Ge ve inovasyonunu hem ulusal ölçekte ele alma imkanı bulduk. Sayın Genel Müdürüm'ün katkılarıyla hem de güzel bir inovasyon örneği dinledik. Büyümüş, artık olgunlaşmış, globalden talep alan bir inovasyon örneği dinledik. Hepimize ilham olmasını diliyorum. Ben oturumu yüksek müsaadelerinizle kapatıyorum. Serap Hanım'a sözü bırakıyorum. Ne kadar inanılmaz değil mi Hande Hanım? Genel Müdürümün söylediği bu agriculture, çok takıldım ben buna. Gerçekten evet. Bir kültür ve yeni neslin teneffüslerde kafa kafaya verip işte bir şeyler üretmesi ne kadar enteresan bir şey. Evet. Sizi gerçekten saygıyla selamlıyorum ve şapka çıkartıyorum. Doktor Nevzat Bey'e de Tagem, iyi ki Tagem'i aramıza almışız bu konuşmada. Ne kadar çok şey öğrendik ve neler yapılıyor'yu çok büyük kitlelere bu şekilde dağıtmak bence Sustain Talks'un gerçekten birebir görevi haline gelecek değil mi Hande Hanım? Çok katılıyorum. Sayın Genel Müdürüm'ün bahsettiği aslında bu sürdürülebilirlik konusu pek çok aktörün rolü olan bir konu. Devletimizin, üniversitelerimizin, STK'larımızın, pek çok farklı organizasyonların yerelde ve tabii ki bizlerin katkısıyla ancak şekillenebilecek bir konu. Dolayısıyla biz de Tagem olmazsa olmazmış gerçekten.
Onun için kendisine çok teşekkür ediyoruz değerli katkıları için. Ben özellikle gençlerimize de Duygu Hanım'ın anlattığı iş fikrinin örnek olmasını, ilham olmasını diliyorum. Kesinlikle. Tebrikler ve çok teşekkür ederim. Sizleri saygıyla teşekkür ederim. uğurluyorum. Duygu Hanım'ı da Diğer tebrik konuya ediyorum. Geçiyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.